Granditopya'nın 1.9 sürümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sıfırdan Hayat'ın 66. bölümde geçen yıllar oldu. 96. bölümü yanlış hatırlamıyorsam bu bölümle beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Yani 1.9 sürümüyle artık yeni yollar, yeni şehirler falan eklendi. Bu şehirlerden birisinde de şu an gidiyoruz. Rombas'tan çıktık. Grand Vale'a doğru bir yolculuk yapacağız. Haritayı hemen göstereyim. Nereler yeni, nereler eski. Bunlardan sizlere hemen bahsedeyim. Şu görmüş olduğunuz alan komple yeni geldi. Daha sonrasında Rivensi ile Biaburg arasındaki yerleşim yeri yeni geldi. Şu ayrımdan itibaren Alinksas, Lavernay, Le Paradis şehirleri yeni eklendi. Virge du Lach'tan Poix du Nord, Montborillon buralarda yeni eklendi. 1.9 sürümüyle beraber artık oyuna yeni şeyler geldi ve haritaya yeni objeler falan da eklendi. Az önce gördüğünüz obje haritaya yeni eklendi diye düşünüyorum. Onun haricinde ve F moda da uyarlandı tabii ki de harita. Artık tam anlamıyla F modla beraber çalışıyor. Tabii tünellerin bazılarında sesler istediğimiz gibi gelmiyor. Bunlar tam olarak ayarlanmamış ama o Evermansion yani doğa sesleri falan tamamıyla artık oyunda mevcut. Yani aracın motorunu stop ettiğinizde, sakin bir yere gittiğinizde o kuş sesleridir ya da işte hayvan sesleridir falan kulağınıza çok rahatlıkla gelebiliyor arkadaşlar. Yani 1.38 uyumluluğu 1.9 sürümüyle beraber halloldu. Video altında indirme linkini bırakacağım. Nasıl indireceksiniz, nasıl kuracaksınız bunlardan da hemen bu video içerisinde bahsetmek istiyorum. İlk önce kendi sitesinden yukarıdaki o Fransızca yazan kısma tıklıyorsunuz. Yani Dolant kısmına, İngilizce de olabilir. İngilizceye de çevirirseniz olur. Oraya tıklıyorsunuz. Daha sonrasında indirdiğin yani açılan siteden Drive Google Drive sitesi açılacak. Google Drive'dan ilgili yere tıklayıp 1.9 sürümünü seçip sağ tıklayıp indir derseniz bilgisayarınıza indirmeye başlayacaktır. 42 MB'lık bir dosyadan bahsediyoruz. 42 MB'lık bu dosyayı indirdikten sonra dosyanın içerisini açıyorsunuz. Girdikten sonra orada Granditopya işte 1.9 sürümü falan yazardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Granditopya düz bir şekilde de yazabilir. Şu an unuttum. Onu belgeler, Euro Truck Simulator 2 mod klasörünün içerisine atıyorsunuz. Daha sonrasında oyununuzu açıyorsunuz. Oyun içerisinde, işin mi yandı ya? Oyun içerisinde eğer kayıtlı bir profiliniz varsa önceden bunun nasıl yapılacağını biliyorsunuz zaten. Mod klasörünü atıp değiştiriyorsunuz. Eğer yeni ilk defa oynayacaksanız Granditopya haritasını yeni profil oluşturuyorsunuz. Profiliniz adını falan yazdıktan sonra mod yöneticisine girip Granditopya'yı seçip sağa attıktan sonra değişiklikleri kaydet deyip daha sonra aşağıdaki Avrupa MBD tarafına tıklayıp orayı Granditopya MBD olarak seçip oyuna başlıyorsunuz. Bu şekilde haritaya sıfırdan başlamış oluyorsunuz. Ve doya doya artık bu şehirlerde, bu yollarda Granditopya'nın bu güzel doğasıyla beraber oyununuzu oynamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Haberiniz olsun. Evet. Granditopya'nın 1.9 sürümünde yeni yerler, yeni yollar vesaire vesaire buraları keşfetmeye devam edeceğiz ki Granditopya'yı zaten hani bütün şehirlerini giden bir ben vardırım diye düşünüyorum videoda. 100 bölüme geldik artık. 100 bölümde hani 100 bölümde komple bütün şehirleri defalarca gittik. Aynı şehirlere gittik. Aynı şehirlerden geldik. Lifehull özellikle Dolansur mesela Maltere'dir buralara defalarca git gel yaptık. Yani artık haritayı ezberledik. Gerçek bir haritaymış gibi bunu ezberledik. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Birkaç gündür sıfırdan hayat gelmedi. Evet bunun da nedeni işte hani burada Ağustos ayında fındıklardır falan. Bir de elektrik kesintisi falan oldu. Giresun'da bayağı bir sel felaketi falan oldu biliyorsunuz. Allah'a çok şükür bende bir problem yok. Benim bulunduğum mevki ve köy olması bakımından bir problem yok benim burada. Allah o afet olanlara ve zarar gelenlere yardım etsin diyelim. Böyle de bir tatsız bir olay yaşadık Giresun'da. Baya baya yağdı. Birden yağdı. Ben o gün işte gece yatıyordum. Sabaha karşı yağmur başladı. Bir uyandım baktım. Baya baya yağıyor. Yani cama vuruyor şeyin yağmurun sesi. Neyse ben fazla şey yapmadım. Uyudum. Saat 1 falan gibiydi. Kalktım. Halen yağıyor ama manyak bir şekilde yağıyor böyle. Sonra bir de baktık akşama doğru sel ortalığı almış. Baya Doğankent, Dereli falan felç. Allah yardımcıları olsun ne diyelim. Bir de askerlerimiz de şehit oldu. Bir tane aracı
asker aracını işte pert etmiş. Birisi nereye geri götürdüklerini bilmiyorum. Eğer çıktı mı çıkmadı mı bunun haberi takip etmedim arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim şimdi. Ben zaten bir şeyden televizyon üzerinden haber takip etmiyorum. Genelde telefonumun ya da Google'ın Opera'nın arayüzünden haber sekmelerini takip ediyorum. Oradan karşıma çıkan teknoloji haberleri falan var. Oradan okuyorum. Arada gözümün önüne gelirse hani buradan da işte olan felaketlerdir falan nerelere ne olmuş buradan görebiliyorum. Telefondan görebiliyorum ya da Facebook falan Instagram buralardan takip ediyorum. Görmedim yani şu an videoyu çektiğim itibariyle öyle bir olay görmedim. Ama askerlerimiz de şehit oldular. Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Kötü bir durum. Yani birden gelen bir afet ve Giresun'un acı günü ve acı durumu. Gerçekten çok büyük hasar var. Özellikle Doğankent ve Dereli kısmında çok çok büyük hasarlar var. Bayağı yollar falan şehirlerin içi, işte orada tükanlar falan komple ağzına kadar moloz mu diyeriz artık ona bilmiyorum. Moloz, işte çakıl, kum, ne varsa dere yatağında dere ne varsa almış getirmiş binaların içine falan giriş katlarını falan komple kullanılmaz hale şu anda getirmiş. İnşallah hani bir an önce bir çaresi bulunur, düzeltilir, insanlar da eskisi gibi rahatına kavuşur diyelim. Gerçekten çok zor bir durum. Bana da özellikle çok yazan oldu bu durum hakkında. İşte geçmiş olsun abi, bir şeyin var mı, bir şeyin var mı? Eyvallah, sağ olun arkadaşlar, ben gayet iyiyim, rahatım, şu an sorun yok. Ben bu olaydan sonra bir iki gün demeyeceğim de 24 saat boyunca elektrik problemi çektim. 24 saat boyunca elektriğim gelmedi. Bunun da nedeni büyük bir trafodan şartel bir şey yandı. Yıldırım falan atmadı gerçi de. Biraz dallar falan burada elma ağacının içine falan girmiş elektrik araçları. Demek ki rüzgar falan eserken kısa devre yaptırıp şarteli yakmış olabilir. Yani sigortayı yakmış olabilir. 24 saat bir elektrik sorunu yaşadım. Sonra geldi işte gece saat 9 gibi falan. O kadar yani, ben başka bir olay yaşamadım burada. Yani durumlar bu Giresun'da. Dediğim gibi çok sağ olsun herkes. Hani sosyal medyadan falan tanıdığımız ya da tanımadığımız herkes Giresun hakkında işte geçmiş olsun dileklerini falan söylediler. Eyvallah. Hani afetin olacakların ne zaman olup olmayacağı belli değil. Böyle de bir durum var. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Diyecek olduğumuz bu. Evet, şimdi Grand Utopia 1.9 sürümü dedik ve yeni yolları gidiyoruz şu anda. Buralar gerçekten güzel. Karşı taraftan bu tarafa geçtik. Normalde şu üst köprüden de geçebiliyorduk ki otobanı kullanmadım ben. Ama bir sonraki videoda büyük ihtimal bu Grand Vale'dan çıkıp Rombas'a geri giderken o otobanı kullanmayı planlıyorum. Çünkü otoban manzaraları falan da güzel. Biraz da basık gidiyoruz ve otobanda olması gerektiği gibi birkaç tane güzel özellik şeyler var. Bunları göstereceğim sizlere. Serbest kameradan bir baktıydım otobana. Bayağı hani güzel şeyler yapmış yapımcı. Onları da sizlere göstermiş olacağım. Bunu da söyleyeyim. Yakın zamanda Microsoft Flight Simulator çıktı. Ben de iki tane bölüm yayınladım. Şimdi üçüncü ve dördüncü ve devam bölümleri de yayınlanmaya devam edecek. Buna bir rehber bölümü çekmeyi planlıyoruz. Yani uçak işte nasıl yolcular alınır, nasıl yakıt doldurulur vesairesi, nasıl take off yapılır falan. Bu gibi videolar çekilecek. Bunların hazırlığını yapıyorum. Büyük ihtimalle yarın ilk video yayınlanır bununla alakalı. Hani bir rehber videosu olarak bunu yayınlayıp birazcık da hani uçağı kaldıramayanlar falan vesaire bunlara yardımcı olmak istiyoruz. Hani onların da bilgileyip oyunu oynamalarına heveslenip oyunu sürmelerine oynamalarına daha doğrusu yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü o kadar çok kişi varken duyuyoruz işte alıyorlar uçağı kaldıramıyorlar falan, sinir olup oyunu siliyorlar falan. Gerek yok. Hani çok kolay şeyler var aslında, ben bunları anlatacağım. Çok rahatlıkla uçağı kaldırıp götürebileceksiniz yani. Öyle hard detaylara girmeye hiç gerek yok. Hani uçağı kaldırıp bir Airbus A320 Neo'yu kaldırıp belli A noktasına B noktasına güvenli bir şekilde götürüp bırakmayın yöntemini ve püf noktalarını sizlere öğreteceğim. Ben de o kadar hani prof değilim zaten, bunu defalarca söylüyorum. Ya prof olsaydım daha iyi, daha güzel şeyler yapabilirdik. Her neyse arkadaşlar, şurada bir ada var. Grand Utopia 1.9 sürümüyle gelen bir ada. Buraya Grand Vale'dan gemiyle beraber seyahat edebiliyoruz. Bayağı hani sular içerisinde kalmış bir ada. Bir tarafı sular içerisinde kalmış. Hatta köprüler falan yapılmış. Buraya da gideceğiz.
Bu adaya gelemiyoruz. Burada bir tane gemi batığı var görüyorsunuz. Hani bayağı karaya oturmuş bir gemi var. Ama buraya gelemiyoruz. Buranın öyle yakından geçip gidiyoruz. Onu da söylemiş olayım sizlere. Olaylar bunlar. Evet arkadaşlar, yani kısaca şunu söyleyeyim. Ben Sıfırdan Hayat serisini çok seviyorum. Hani en sevdiğim serilerden birisi. Belki de hani Sıfırdan Hayat olmasaydı ETS'yi bu kadar uzun oynamayacaktım. Hani ETS'yi belki de çoktan bırakmıştım. Ya da hani ayda 4 video ya da 5 video anca atabilirdim ETS ile alakalı, ama Sıfırdan Hayat hani beni oyunun içerisine çekiyor. Hani Grandtopia haritasından dolayı büyük ihtimal bu. Çünkü birebir gerçek bir ölçekte harita oynuyorsun. Hani birebir gerçek ölçek dediğim de şu. Gerçek bir coğrafya değil ama birebir ölçek. Gerçek saat vesaire vesaire olduğu için bu harita zaten bu kadar cezbedip kendine çekiyor. Bir de sıfırdan başladık. Her şey sıfırdan. Şu anda 23 bin euromuz var ve 1400 euroluk bir yük götürüyoruz. 28 tonluk süt götürüyoruz arkadaşlar aracın arkasında. Hatta onu da sizlere şöyle göstermiş olayım. Süt 28 tonluk Grand Vale'da Carrefour şirketine götürüyorum. 17 saatim varmış ve 1400, yani 1500 euroluk bir iş geliri var bunda. 4 kilometremiz kalmış. Zaten Grand Vale önümüzde görünüyor. Grand Vale'ın içerisi çok güzel yalnız. Bundan sizlere bahsedeyim. Hatta bir tane yol var. Yolu gördüğüm zaman ilk aklıma gelen şey şu oldu. Mafia 2. Yani o yolu görür görmez aklıma direkt Mafia 2'deki o yol ağı geldi. Onu da birazdan göstereceğim. Belki Mafia 2 oynayanlar ya da benden izleyenler o bir olay gözünün önünde canlanacaktır. Çünkü yol dokusu falan direkt ben onu anımsatıyor. Hani ETS'nin doğasında hani harita yapımcıları ya da orijinal haritada bu yol ağını fazla göremezsiniz. Bu tasarımı fazla göremezsiniz. Onu ancak eminim modcular falan yapıyor. Şimdi onu da göstereceğim size. Biraz bile şey aksana kaydım ya. Her neyse doğru, yavaş yavaş gidelim. Baya baya güzel hani buralar, böyle küçük küçük ağaçlar falan var. Dağın tepesinde evler falan var. Baya şekil duruyor ya. Bir yoldan bahsediyorum arkadaşlar. Burayı ben ilk gördüğümde hani mafya havası aldım. Neden bilmiyorum, yol tasarımından dolayı vesaire herhalde. Bu arada liman şurada ileride. O limandan binip adaya gidebilir, seyahat edebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Güzel yani burası, bu şehir baya baya güzel. Benim çok hoşuma gitti. Diğer şehirlerden daha güzel olmuş. Özellikle Rombas'tan da daha iyi. Mesela şu arada şirket var. Oraya da yük getirip koyabiliyoruz. Şimdi biz kemer içerisinden geçeceğiz. Böyle geldim. Burada bir tane kemer var. Podula Inc. Saligini diyor. Özel çizilmiş bir modele benziyor. Çünkü şöyle bir durum var. Ayla Goyer'i My Goodes. Çünkü haritanın yapım şeyi de My Goodes biliyorsunuz. Bu özel yapılmış bir kemere benziyor. Özel çizilmiş bir model olabilir belki. Belki de hani özel çizilmişti. Bu kapı daha önceden de vardı diye biliyorum ben. Üzerine sadece o yazı yazılmış olabilir yani. Tam emin değilim. Şimdi şurada 10 derecelik eğimli bir rampamız var. O rampaya doğru aracımızı böyle yasladık. Kendimizi sadece şerite atalım. Yine tanker dorsesi var zaten. Sütü başka dorseyle taşıyamayacağımıza göre. Unutmadık.
10 Kasım 1938 arkadaşlar. Benden bu aracı linkini isteyen arkadaşlar olmuş. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu araç bu şekilde gelmiyor. Ben bunu kendim hani modlarla beraber bu hale getirdim. Yani bu aracın direkt bir tane linki falan yok yani. Onu söyleyeyim. Hani modları bulup kendiniz yapabilirsiniz bu aracın aynısını. Onu söyleyeyim yani. Tek bir link değil yani bu. Yarısı workshop'tan alınma, yarısı modlardan indirme vesaire vesaire. Öyle öyle şeyler var. Yani tek bir mod olsa dediğiniz doğru, hani verilebilir de. Şu an o araçta kaç tane? 6-7 tane mod var. Bir sakin olursan hani ben bir yola gireyim. Değişik bir Carrefour şirketini görüyorsunuz. Hani burası ana dağıtım merkezi gibi bir şey. Zaten fark etmişsinizdir. Carrefour'un ana dağıtım merkezi burası. Grand Vale'da bulunuyor. O Carrefour'dan aldığınız tüm malzemeler buradan geliyor arkadaşlar. Evet. Carrefour. Carrefour. Keşke lisans sıkıntısı olmasa da şunun gerçek adını görsek. Şu da Carrefour'sa. Carrefour diye. Carrefour. Evet, Volvo aracının Carrefour'da ne işi var yani diye merak edebiliyorsunuz, evet. Gerçekten ne işin var senin burada ya? Carrefour aracına bak sen. Tamam, şuraya şöyle sokalım çünkü şuranın park alanı sıkıntı. Onu söyleyeyim. Buraya kendimiz bir şekilde hani sokağa, güzel, rahat, kolay bir sokuş olacak. Kolay bir sokuş. Ay ay. Yavaşlayalım. Camı da indirelim. Perfect. Bayağı iyi girdim ya. Evet arkadaşlar, güzel bir yolculuk oldu. Hani güzel sohbet oldu daha doğrusu, yolculuktan öte. Baya baya yani ben eğlendim bu seferimi yaptım. Yeni bir yollar, çünkü yeni şeyler görmeye devam edeceğiz bu haritada. Artık Grand Utopia tekrardan başlıyor diyelim. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.